Hemen Borsa İstanbul'da başlayalım. Borsa İstanbul'da bu yükseliş bir tepki yükselişi mi? Yoksa bu yükselişin devamı devam eder mi diye bir e, bakalım. Saatlik grafikleri hemen açalım bakalım saatlik grafiklerde neler olmuş. Bizlere ilk sinyali verecek olan bölge saatlik grafikler. Saatlik grafikler üzerinden Borsa İstanbul'a baktığımızda olumlu bir kapanışın geldiğini görüyoruz. Bizler için artık 7693 seviyesi takip edeceğimiz ilk destek bölgesi 7693 bizler için önemli bir destek. 2 saatlik grafiği açtığımız zaman 2 saatlik grafikte bakalım nasıl olumlu bir kapanış gelmiş mi? 2 saatlik grafiği açtığımızda 7762'nin bizler için bir direnç olduğunu fakat bu direnç üzerinde henüz Borsa İstanbul'un bir kapanış yapmadığını görüyoruz. O zaman bizler ne yapacağız? 7762 ilk direnç bölgemizi buraya işaretleyeceğiz. Burası bizler için bir direnç. Destek olarak saatlikteki desteği verdik. 2 saatlikte takip edeceğiniz 7762 puan seviyesi bizler için ilk direnç gösterecek alan olacak. Hemen 4 saatlik grafikte baktığımız zaman 4 saatlik grafikteki 7856 puandan geçen direncin gene üzerinde bir kapanış olmadığı o yüzden 7856 puan da bizler için gene bir direnç bölgesi olarak takip edilecek alan. En önemlisi takip edeceğimiz günlük grafik. Günlük grafik üzerinde baktığımız zaman da 8037 puan seviyesi. Evet hala bir direnç ve bugün itibariyle bu direnç üzerinde kapanış olmadığını hep birlikte izliyoruz. 8037. Şimdi bizler için 8037 puan seviyesi önemli bir direnç yani burada yükselişlerin artık net bir tepki yükselişi e, olmadığı şeklinde bir kanaate varabilmemiz için teknik olarak 8037 puan seviyesinden e, kapanış görmemiz şart. Fakat bugün itibariyle 7750 puan şuradan bir kapanış bizler gördük ve 8037'nin altında kalmış bir borsa İstanbul. Fakat tek olumlu tarafımız saatlik bazdaki grafikte arkadaşlar bir kapanış görmemiz. Bu kapanışın yukarı yönlü devam edebilmesi ve 7400'de şöyle çizelim bizim borsa İstanbul'da 7400 puanlar seviyesine kadar bir hareketliliği gördük ve 7750 puandan kapanış gördük. Şimdi böyle bir yukarı hareket sizlerle birlikte izledik. Salı, Çarşamba yani bu hafta itibariyle bizler. 8.037 puan seviyesi üzerinde Borsa İstanbul'da bir kapanış olabilecek mi? Önemli olan bu seviyeyi yakalayabilmek. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar olabilecek mi? Eğer ki 8.037 puan üzerinde de biz mum kapanışları 1-2 gün görebilir isek o zaman diyeceğiz ki bu bir tepki yükselişi değil. Burada e, bir e, yukarı yönlü hareketin devamı geldi ve bu yükseliş 9200 puan seviyesine doğru devam edecektir. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman 7750 puan 8037 puanın altında bir kapanış bu hareketin bizler için bir onayı anlamı taşımıyor. Burada en güzel e, takip edeceğimiz ve strateji olarak kullanabileceğimiz alan 7400 8037 puan e, aralığının çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Eğer ki 8037 puana doğru bir yükselişin devamı halinde burası kırılıyor mu kırılmıyor mu bunu görmek önemli. Eğer ki burası kırılmaz ise arkadaşlar burada zorlanıyor, burada satışlar geliyor ise büyük bir ihtimalle de ilk e, etapta buradan satışlar gelecektir. E, ve bu satışlarla birlikte e, bizler saatlik ve 2 saatlik, 4 saatlik grafikler üzerinde bu hareketin çizdiğimiz desteklerin altına sarkıyor mu sarkmıyor mu bunu takip edeceğiz. Eğer ki buralara doğru tekrardan dönüşler oluyor ise e, bizler tekrardan bu yükselişin bir tepki yükselişi olduğunu aşağı yönlü bu hareketin tekrardan devam edeceğini düşünebiliriz. Bir yatay seyir şeklinde Borsa İstanbul'daki hareketler devam ederse de o da gene 7400 ile arkadaşlar şu 7400 seviyesi ile 8.037 puan seviyesi arasında şu şekilde bir yatay seyir şekline de dönüşebilir. Bizlerin tekrardan Borsa İstanbul'da dediğim gibi olumlu bir hal alıp bu yükselişlerin devam edebilmesi için de 8.037 seviyesini takipte kalacağız. Ben grafik takip edemiyorum, günlük kapanışları takip edemiyorum şeklinde e, düşünen ben o saatlerde çalışıyorum şeklinde düşünen arkadaşlarımız varsa da günlük olarak bizim e, burada yapmış olduğumuz açıklamaları izleyebilirler. Burada zaten günlük kapanışlara destek ve direnç bölgelerine göre bizler yorumlar yapıyoruz. Bu yorumlardan da e, sizler takipte kalabilirsiniz yön konusunda teknik olarak burada bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu şimdilik bir tepki yükselişi gibi görünüyor. E, bunun tepki yükselişinin kalıcı bir hal yükseliş halini alabilmesi için de 8037 puan seviyesinde kapanışlar görmemiz şart sevgili dostlarım evet